Efendim iş ve ekonomi devam ediyor. 3 Kasım 2017 bugün çok değerli bir stüdyo konuğum var. Programın finalini kendisiyle yapmayı düşünüyorum. Önsiyat Başkanı Sayın Rasim Erdoğmuş Bey burada. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk Hasan Beyciğim. Hoş nasılsınız efendim, iyi çok misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sağlığınıza duacıyız. Biraz üzüntülüyüz, biraz kederliyiz ama ülkemizdeki evet, şehit haberlerinden dolayı ama metanetimizi koruyarak dik durmaya ülkemizin güçlü bir devlet, milletimizin de güçlü bir millet olduğunu ifade etmeye, haykırmaya gayret edeceğiz. Evet. Devam ediyoruz. Ne güzel. 2023 yolunda düşmeden, enerjimizi düşürmeden devam edeceğiz. Başkanım hemen önsiyattan bahsedelim. Birazcık kuruluştan, vizyondan, hedeflerden, üye yapınızdan bahsedebilir misiniz? Evet. Önsiyat 2013 yılında resmi kuruluşu yapılmış. 2014 yılında faaliyetimize aktif olarak başladığımız, genel merkezimizin tekstil kentte olduğu, 1000 metrekare bir genel merkezde faaliyet yürüttüğümüz, 20 tane kurucu üye ile start verdiğimiz, merkezinde İmam Hatip mezunu iş adamlarının bulunduğu, mezunu, mensubu, gönüllüsü, ülkesini, milletini seven, bu ülke için bir şeyler yapma gayretinde olan, bu ülke için dertli olan, üretime katkı sunmak, ticari hayata dokunmak, sosyal hayata dokunmak isteyen insanlarımızla beraber yol yürümeye gayret ettiğimiz bir sivil toplum kuruluşu. Şu anda kaç üyesi var şu an başkanım? 800'e yaklaşan bir üyemiz var. Önemli. Türkiye'nin 45 ilinde il temsilcisi bulunan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Aynı zamanda inşallah kongremizden sonra, yarın da kongremiz var. Kongremizden sonra inşallah çok hızlı bir şekilde Türkiye'de il temsilcisi olmayan hiçbir il bırakmayacağız. Ve ondan sonra büyük şehirlerden başlayarak da şube kurma yetkisi vereceğiz. Ne güzel. Allah nasip edersin. İnşallah örgütlenme bu şekilde evet, devam edecek kuruluşta. Evet, bu şekilde yoğun bir çalışmayla devam ediyor. Peki Rasim Bey, sizin bir İslam ekonomisi teziniz var. Evet. Aslında baktığımız zaman İstanbul'un bir finans merkezi projesi var evet. Halihazırda. Evet. Faizsiz bankacılık da devam ediyor. Hatta evet. Teşviklerle bu konuda evet. Destek de görüyor. Evet. Ne eklenecek yani bu tezinize, teorinize? Şimdi Hasan Beyciğim, dünya müthiş bir kriz yaşıyor. Evet. Bu krizin bana göre bir tek sebebi var. Sömürü odaklı bir sistemle yönetiliyor dünya. Kapitalist sistemle yönetiliyor. İnsan sömürüsüne, coğrafya sömürüsüne dayalı, sömürü odaklı bir ekonomik sistem bu. Bu sistem evet dünyada bir müddet varlığını devam ettirdi. Bir müddet efendim alıcı buldu, karşılık buldu. Evet. Ama bu tıkandı artık. Yani insanlığa huzur getirmiyor. Eşit bir adaletli dağıtım yok. Efendim insanları, toplumları mutlu etmiyor. Bu sömürü bitme noktasına geldi ve bitecek. Bu son çırpınışlar artık. Evet. Şimdi biz dünyada adaletin, huzurun, barışın temsilciliğini yapmış bir milletiz ve bizim köklü bir medeniyetimiz var. Evet. Bu medeniyetin içerisinde ekonomik değerlerimiz var, ticari değerlerimiz var, ticari ahlakımız var, ekonomik ahlakımız var. Biz bunu gün yüzüne çıkartmaya çalıştık. Bu proje, sizin ifade ettiğiniz proje, Uluslararası İslam Ekonomisi Finansı ve Etik diye bir projeydi. Bu projeyi Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi hocalarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu proje çok ciddi bir karşılık buldu. Uluslararası İslam Ekonomisi nasıl uygulanır? İslam ekonomisi uluslararası düzeyde nasıl uygulanır? Nasıl bir karşılık bulur? Efendim, Türkiye bunun neresinde olur? İstanbul bunun neresinde olur? Ve biz bu işe nasıl bayraktarlık ve önderlik yaparız diye bu projeyi çıkarttık. Ve bu çok ciddi bir karşılık buldu. Biz kapitalizmin karşısına İslam ekonomisini mutlaka koymak zorundayız. İslam ekonomisi enstrümanlarını koymak zorundayız. Ve bunun insanımıza daha fazla huzur getireceğini, daha fazla kazanç sağlayacağını, insanımızın bu ekonomik sistemle gerçekten insan merkezli bir ekonomik anlayışın ne olduğunu göreceği kanaatindeyiz. Evet. Mesela bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi İslam ekonomisinin en çok uygulandığı veya en başarılı uygulandığı ülkelerden bir tanesi İngiltere. Aslında. Amerika'ya bakıyorsunuz, Silikon Vadisi'nde %19, %20'lerde uyguluyor bunu. Evet. Şimdi biz
bir katılım bankacılığının ötesine geçemedik Türkiye'de. Hı hı. O da kaç? %4, %5'lerde. Evet. Yani dünyadaki, Türkiye'deki efendim uygulanabilirliği %4'lerde, %5'lerde. Çok. Bizim bunu topluma düzgün anlatmamız lazım. İslam ekonomisi enstrümanlarını düzgün anlatmamız lazım. İslam ekonomisini düzgün anlatmamız lazım. Ve toplumun bu işin kapitalizmin karşısında bir alternatif olarak sunulduğunu ve esasında insanları sömürmeden insan merkezli ve insan huzurunu sağlayan bir kapitalist ekonomik sistem olduğunu görmeli. Aslında bizim derdimiz bu. Bunun için bu projeyi yaptık. Evet, güzel, oldukça başarılı. Ekonomi içerikli, aslında ekonomiye bir etik de getirmiş oluyor. Tabii ahlak. Emeğe, evet. Aynen böyle, aynen. Birazcık ülkemizin gündemlerini konuşalım isterseniz. Önce enflasyonla alakalı, yıl sonuna doğru bir çift taneli rakam kokusu var gibi. Evet. Öncelikle bu konuda fikirlerinizi istirham edeceğim. Ve yerli otomobille ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşılık buldu. 5 tane grup şirketi imza attı önceki gün. Bununla alakalı fikirlerinizi de alalım efendim. Şimdi tabii ülkemiz korkunç bir kıskacın içerisinde. Evet. Yani coğrafyada bu anlamda aynı kıskacı yaşıyor ama ülkemiz hakikaten son dönemde çok ciddi bir kıskacın içerisinde. Bütün enstrümanlarıyla Batı, Amerika, Siyonizm ülkemizin üzerine çullanmaya ve ülkemizin bu coğrafyadaki gücünü kırmaya çalışıyor. Uh-huh. Hatta ve hatta başarabilirlerse ülkemizi parçalamak bile istiyorlar. Evet. Şimdi bugün ortaya çıkan bu enflasyon rakamları, dolarda ve eurodaki bu artış milletimizi bence ürkütmesin ve korkutmasın. Evet. Biz bu badireleri atlatırız. Birliğimiz yeter ki bozulmasın, dirliğimiz bozulmasın, huzurumuz bozulmasın. Ve milletimiz şu yürekli davranışla yoluna devam etsin. Bu vatan benim dediğim müddetçe, bu toprak benim dediğim müddetçe, bu coğrafya benim coğrafyam, bu millet efendim her zorluğun üstesinden gelir dediğim müddetçe biz bu ekonomik zorlukları da aşarız. Biz nice zorlukları tarihte aştık. Evet. Nice badireleri atlattık. Nice efendim üzerimize çullanan ve bütün güçleriyle çullanan melanetleri bertaraf ettik. Hı hı hı. Bunu da atlatırız. Şimdi milletimiz zaten yakinen ülkemiz üzerinde oynanan oyunları, milletimiz üzerinde oynanan oyunları, coğrafyamız üzerinde oynanan oyunları görüyor. Evet. Ve bu yöntemlerle bizi köşeye sıkıştırma gayreti içerisinde olduklarını da görüyor, gözlemliyor. Ben milletimiz içerisinde çok büyük bir moral bozukluğu oluşturacağı kanaatinde değilim. Hı. Oluşturmaması da gerekiyor. Bunlar bizi köşeye sıkıştırmanın, ekonomik olarak köşeye sıkıştırmanın belli metotları ve yöntemleri. İnşallah biz bunların üstesinden geleceğiz. Yeniden biraz önce Ziraat Bankası Ziraat Katılım Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi ben inanıyorum ki Metin Bey'in 2018 daha güzel gelecek, daha huzurlu gelecek, ekonomik anlamda da daha ferahlatıcı ve rahatlatıcı gelecek. Çok endişe edilecek bir şey olmadığı kanaatindeyim ben. Öyle düşünüyorum. Konjektürel hareketler, konjektürel davranışlar, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların, sınırlarımız üzerinde oynanan oyunların yansıması bu. Ama biz hızla millet olarak, devlet olarak, ülke olarak inşallah bu badirelerden çıkacağız. Peki başkanım, yerli otomobille alakalı da bu 5 grup şirketin beraber bu projeye dair ellerini taşın altına koyacakları var. 5 tane Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle baba yiğit çıktı ortaya. Evet. Bu tabii çok önemli bir adım bizim için. Evet. Esasında geç kanılmış. Devrim niteliğinde. Tabii burada şunu açık yüreklilikle ifade etmeliyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir baba yiğit de çıkmasaydı bu işler de olmaz. Evet, asıl. Yani esas işin merkezinde, odak noktasında bu kadar güçlü bir lider ve ülkesi ve milletine kendini vakfetmiş böyle güçlü bir isim var. Şimdi Türkiye teknolojide, bilimde, sanayide hızla ve süratle yol almak zorunda. Evet. Biz arabayı imal etmişiz. Esasında devrimi biliyorsunuz 1960'larda. Devrimi imal etmişiz bu arabayı. Ama
O gün bu gelecek ruhu anlamayanlar bu arabanın imalatını durdurmuşlar. Evet. Kim kaybetti? Millet kaybetti. Kim kaybetti? Devlet kaybetti. Kim kaybetti? Bu milletin evlatları kaybetti. Şimdi geçmişte uçak imalatıyla da aynı hadise olmuş. Evet. Şimdi engellene buraya kadar geldik ve bugün işte dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde böyle büyük bir proje başladı. Ben bu projeyi çok önemsiyorum. Bir de bu projenin teknolojik olarak geleceğe uygun hazırlanması çok daha önemli. Yani gelecekte biliyorsunuz işte bu benzin ve mazotla çalışan arabaların hükmü biraz bitecek. Yani bu tür teknoloji ile hazırlanmış araçlar, taşıtlar daha önem kazanacak. Ben bu 5 tane bu projeye katılım gösteren baba yiğitleri grup alkışlıyorum. Şirketi. Evet. Grup şirketlerini alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu yürekli ve cesur davranışları Türk milleti tarafından takip ediliyor, alkışlanıyor. Evet. Ve ben inanıyorum ki Türkiye'nin önemli bir kırılma noktasını daha geçiyoruz biz. Tabii bu anlamda tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın da bu dirayetli duruşunu tebrik ediyoruz. Efendim teşekkür ediyoruz kendisine, şükranlarımızı da arz ediyoruz. Burada. Evet, peki Rasim Bey, İsfest'ten bahsedelim. Süremizin de sonuna doğru geldik. Evet. Sizin Önsiyad'ın düzenlediği bir İstanbul Moda Tasarım Festivali. Evet. Geçtiğimiz sene 12-15, ya bu sene 12-15 Nisan arasında düzenlendi. Yapıldı, evet. Bir dahaki sene de olacak, 2018 yılında. 2018'de olacak. 2018'de hem ilkbahar sezonunda yapmayı düşünüyoruz, hem sonbahar sezonunda yapmayı düşünüyoruz. Yani bu bizim yapmış olduğumuz İsfest bir alışveriş festivalinden öteye bir fuar konseptinde bir çalışma oldu. Kaliteli, güzel, toplumdan karşılık gören, firmalarımızdan karşılık gören bir çalışma oldu. İnşallah biz tabii burada o dönemde sadece alışverişi, yani bir firma ürününü satsın, ihtiyacı olan da gitsin o ürünü alsın mantığıyla yapmadık. Ülkemiz üzerinde bir algı operasyonu yapılıyordu biliyorsunuz o dönemleri iyi hatırlarsanız. Biz millet olarak ortadayız, iş adamları olarak ortadayız, STK'lar olarak ortadayız, huzurun, barışın yanındayız, demokrasinin yanındayız, özgürlüklerin yanındayız ve biz ülkemizde hür ve özgür yaşıyoruz haykırışını da aynı zamanda yaptık. Yani referandum esnasında çok ciddi bir algı operasyonu yapıldı. Hatta Batı, aman sakın Türkiye'ye gitmeyin, oralarda terör var falan. Hayır arkadaş, biz ortadayız. Evet. O minvalde önemli bir organizasyon. Tabii biz yani bunu da haykırmaya gayret ettik. Tabii bu arada güçlü iş adamlarımızı, firma sahiplerimizi, müteşebbislerimizi, üreticilerimizi tüketiciyle buluşturarak bir sinerji ortaya çıksın. Ülkemiz ve milletimiz de bundan istifade etsin istedik. Peki başkanım, bu İsfest'te özellikle diğer ülkelerden ilgi oldu. Oldu. Kaç ülkenin bir ilgisi oldu? Biz yoğun bir Orta Doğu katılımcısı gördük orada. Yani Orta Doğu ile alakalı, hatta sonradan bize çok ciddi de geri dönüşler oldu. Bugün orada tanıştığım bir o bölgede Dubai'de Ürdünlü ama Dubai'de oturan bir iş adamıyla da bir görüşme yaptık. Yani sirkülasyon devam ediyor hala. Tabii ben burada sizin aracılığınızla şunu da söylemek zorundayım. Tabii, buyursunlar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde daha çok duran, çalışan bir STK'yız. Bu alan biraz dokunulmaya ihtiyacı olan, ilgilenilmeye ihtiyacı olan bir alan. Küçük ve orta ölçekli işletmeler esasında bu ülkenin dinamosu. Yani üretimin büyük çapta yapıldığı noktalar, yerler. Biz bu insanlarımızla, bu kesimle Orta Doğu ve Afrika'da Afrika'yı bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönem kongreden sonraki en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi bu olacak. Biz Türkiye'nin üretim yapan kesimiyle Orta Doğu ve Afrika'da Afrika pazarında yer almaya gayret edeceğiz. Yani o bölgeler bizim hinterlandımız içerisinde olacak inşallah. Orta Doğu'dan da İsfest'te ciddi bir ilgi oldu. Sonrasında dönüşler de oldu. Bunun olumlu
olumlu taraflarını alıyoruz şu anda. Evet, Akit TV ekranları aracılığıyla da 12-15 Nisan'da 2018'de yeniden. Yani tarih belli değil ama. Tabii ilk bahar ve sonbahar olarak iki tane çalışmayla bu işi devam ettireceğiz inşallah. Peki başkanım, süremiz bitti. Varsa eklemek isteyeceğiniz son bir şey. Ben şunu söylerim. Önsiyat bu ülkenin medeniyet köklerinden beslenen, milli ve manevi değerleri önceleyen, önemseyen ve bu milletin barıştan yana, özgürlükten yana, kardeşlikten yana ruhunu her zaman destekleyen ve onun yanında olan bir kurumdur. Biz devletine, milletine aşık. Bu millet ve bu devlet için ve bu coğrafya için, bu ümmet için neler yapılabiliriz'i önemseyen ve bu noktada da yükün altına girme gayretinde olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu ülke topraklarda evlatlarımızın, neslimizin sonsuza kadar efendim özgür, güçlü bir şekilde yaşamasından tarafız biz. Milletimizin özgürlüğünden, barışından tarafız. Önsiyat böyle bir ruh ile çalışmalarına devam ediyor. Tabii çok önemli bir şey daha söylemek zorundayım. Önsiyat bu ülkenin üretim üssü olmasını arzu ediyor. Yani üretmedikten sonra dünya pazarında yer almamız, üretmedikten sonra dünya ile rekabet etmemiz, üretmedikten sonra bu kapitalist ruhu yenmemiz mümkün değil. Biz üretmek, daha çok üretmek, en kaliteliyi, en güzel şekilde üretmek zorundayız. Önsiyat da bu bayrağı taşımaya gayret ediyor. Bu minvalde var. Başkanım, hem Akit Medya grubu olarak hem de iş ve ekonomi olarak geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz. Ayağınıza ve ağzınıza sağlık. Biz size teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet efendim, bugünlük bizden bu kadar demenin zamanı geldi. Bugün son gündü, Cuma'ydı. Bizden sonra İrfan Mektebi burada olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Onların süresinden de birazcık aldık. Onlardan da özürlerimizi, onlara da özürlerimizi iletiyoruz. Peki pazartesi 17.45'te biz yine iş ve ekonominin gündemiyle burada olacağız. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.